Değerli basın mensupları, sevgili İstanbullular, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Böyle bir bahar gününde ananevi hale gelmiş uluslararası Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun 51.sini bu yıl gerçekleştiriyoruz. Bu basınımıza bir lansman şeklindeydi. Bugün bunu gerçekleştirmiş olduk. Ve önümüzdeki haftada bildiğiniz gibi Alanya'dan bu yarış başlıyor. Ve bu yıl uluslararası camiadan yine beklenenin üstünde bir katılım söz konusu. Ve 3 Mayıs'ta yine İstanbul'da bu uluslararası Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu tamamlanmış olacak. İnşallah onda da yine sizlerle bir arada olmanın gayreti içerisinde olacağız. Biz tabii bisiklet olayında aslında dünyadaki birçok ülke gibi, batılı ülkeler gibi bisikleti henüz sevdirebilmiş değiliz. Bisiklet noktasında altyapımızı da iyi yaptık diyemeyiz. Bunda da çok başarılıyız diyemeyiz. Ancak bazı illerimiz var ki, başta Konya olmak üzere, onlar gerçekten bu konuda iyi adımlar atıyorlar, iyi altyapılar oluşturuyorlar. Temennim olur ki diğer illerimizde de İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, Antalya gibi buralarda da bisiklete yönelik, bisiklet yollarına yönelik altyapıyı da süratle başarırız ve bisiklete olan sevdayı da artırırız. Aynı zamanda tabii bisiklet üreten firmalarımız da şöyle fiyatları uygun hale getirirlerse, o zaman tabii bu işin tüketimi de çok daha farklı olacaktır. Ben buna da inanıyorum. Hem sıhhatimiz noktasında, sağlığımız noktasında gerçekten bisiklet sporu çok çok farklı bir spor. Bunun için ben tekrar Gençlik Spor Bakanlığımız başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, hepsini kutluyorum, hükümetimizi kutluyorum ve 3 Mayıs'ta tekrar bir arada olmak üzere uluslararası katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla.